Bugünkü sistemin en önemli problemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmektir. Burada bir kişinin bir şekilde tek başına yönettiği bir ülkede hep birlikte yaşamak zorundayız. Öncelikle bunu değiştirmeliyiz. Ortak paydamız bu olmalı ve bu konuda siyasetin de ötesinde solculuğun, sosyal demokratların, hatta milliyetçilerin hep bir araya gelerek bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bu sorunu çözdükten sonraki sorunları elbette seçimlerle, herkesin kendi hipotezini ortaya koyarak halkın desteğini alma mücadelesini ayrıca sürdürebilirler. Ama bizim bugün için en temel mevzumuz bu sistemden kurtulmak olduğunu düşünüyorum şahsımca, kanımca. Bir de buradaki ortak bir değer çıkarmamız gerekiyor ve bu ortak değeri, ki geçmişinde ben de sosyalist olmaya çalışan ya da işte sonrasında sosyal CHP'li olan falan biri olarak şunu gördüm. Ortak bir değerimiz var, Mustafa Kemal Atatürk. Laiklik dedi Sayın Alper Başkan. Cumhuriyet dedik. Birlikte yaşayacağımız ortak payda. Ortak paydamız şu olmalı bence. Mustafa Kemal Atatürk. Aslında bu birçok sorunu da çözüyor kendi içinde. Mesela Suriye sorunu bugün önemli, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Ne demişti? Biz özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki iç işlerine mümkün olduğu kadar karışmamalıyız. Bu söylemin ne kadar doğru olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz. Kamuculuk dedi yine Sayın Alper Başkan, devletçilik ilkesi, Cumhuriyet'in ilkelerinden biri, laiklik. Yani şimdi biz ortak değer olarak Mustafa Kemal'i aldığımız zaman farklı görüşlerimiz olacak, farklı paydalarımız olacak, farklı bakışlarımız olacak, farklı yaşam tarzlarımız olacak. Bunların toplamından şunu çıkaracağız. Önceliğimiz, yani bir ortak paydamız Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık, demokratik, özgürlükçü cumhuriyet. Bunu yaparken de bu cumhuriyeti yaşatmak fikri de düşüncesini de nasıl ileriye taşıyabiliriz? Bir defa ülkemizi zenginleştirmeliyiz, demokratikleştirmeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeliyiz. Ortak paydalarımızın yanında ayrılıklarımızı da tartışarak, kavga etmeden çözmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu açıdan baktığımız zaman, yani benim baktığım açıdan gördüğüm şey şu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temel meselesi ilerlemek, bu teknolojik gelişmiş dünyada 1923'e dönmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerime tabii ki katılanlar, katılmayanlar olacak ama benim için bu çok önemli bir nokta buradan çıkan sonuç olarak. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben devrimin bu anlatımlarına bir ilave yapmak istiyorum. Aslında Şevket Süreyya Aydemir'in bir söylemi var. Onu ifade etmek istiyorum. Şevket Süreyya Aydemir, biliyorsunuz, Trakyalıdır, Edirne doğumludur. Çok küçük yaşlarda, o zaman İttihat Terakki'nin çok etkili olduğu dönemlerde İttihat Terakki'nin düşüncesini benimsemiş. İttihat Terakki o dönemlerde biliyorsunuz Turan düşüncesini gündeme getirmişti yoğunlukla. Daha çok İttihat Terakki'nin lideri durumunda olan Enver Paşa'nın bu konudaki çalışmaları bir hayli fazlaydı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na falan katılıyor. Daha sonra öğretmen oluyor. Sonra da Azerbaycan'a gidiyor. Şevket Süreyya Aydemir. Suyu arayan adam. Herhalde orada yazıyor. Toprak uyanırsa yazıyor. Yani. Sonra da Sovyetler Birliği'ne gidiyor. Sovyetler Birliği'nde iktisat eğitimi alıyor. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Zannediyorum yanlışsa düzeltin. TKP'nin kurucularından biri oluyor. Değil mi? Doğru. Sonra da kadro dergisini falan çıkarıyor. Efendim. Yani Sovyetler Birliği'nde komünizmi de öğreniyoruz.
efendim Türkiye'de partiyi kuruyor. Daha sonraki dönemlerinde bilmiyorum neler düşünmüştür, nasıl değerlendirmeler yapmıştır. Şeyin söylediği gibi, efendim devrimi söylediği gibi demiştir ki Türkiye şeyi de yazıyor daha sonra biliyorsunuz tek adamı yazıyor, ikinci adamı yazıyor, Enver Paşa'yı yazıyor, Menderes'in dramını da mı o yazıyordu? Menderes'i bilmiyorum. O, zannediyorum onunla ilgili bir şey var, kitabı var. Fakat diyor ki daha sonra Türkiye için bütün bu tecrübem bana şunu gösterdi diyor. Türkiye için en mükemmel olması gereken yönetim biçimi Kemalizm. Bütün bu süreçte yani Turan'dan geliyor efendim, Rusya'dan dönüyor, Türkiye'de TKP'yi kuruyor. Sonuç... Kemalizm var, Kemalizm var hocam. Hayır, bunlar zahitlik var. Bu bitmez yani, tartışma. O Doğu'dan ne söylemek istediğini hepimiz anlamışızdır. Şimdi şundan dolayı, şimdi dönemin koşulları itibariyle Cumhuriyet kurulduğunda, Cumhuriyet'in kuruluşunda şimdi 30 şey, Pazar'ın kurtuluşu 10 Mart'ı kutlayacağız. Şimdi bu bölgelerde aslında buraların nasıl kurtulduğu belli. Hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta öyle bir tarihsel dönemde Cumhuriyet kuruldu ki o Cumhuriyet'in o Kurtuluş Savaşı'nın arkasında büyük bir Ekim devriminin yarattığı bir şey var. Destek var. Yani çünkü eğer Çarlık Rusyası devrilmeseydi Lenin emperyalistlerin parçalama evet. Düşmanlar ortak olmasaydı. Evet. Sonuç itibariyle o destekle Ulusal Kurtuluş evet. Savaşı aynı zamanda tabii tek başına o orada değil. Bir şey, yok yok onu dediğin yani. İçin söylemiyorum. Sizin söyleminizi tartışmak için diyorum. Yani çok ideolojik bir tartışma olduğu için. Şimdi Kemalizm o dönem koşullarında Türkiye'de esasen sınıfların Avrupa'da olduğu gibi kendi içsel dinamiğiyle gelişmediği için yukarıdan aşağı devlet eliyle burjuvazi yaratma politikaları ve benzeri gerekçelerle Kemalizm esasen yukarıdan aşağı bir burjuvazi yaratma sürecidir aynı zamanda. Bir ulusal kurtuluşçuluğu vardır, anti-emperyalistliği vardır. Ama diğer taraftan da yukarıdan aşağı bir burjuvazi yaratma ve imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle tarifi vardır. Şimdi esasen bunlar biz sosyalistler açısından hocam problemli meselelerdir. Çünkü Kemalizme göre sınıfsız, imtiyazsız bir Türkiye var. Aslında sınıflar var, sınıf mücadelesi de var. Kemalizm o sınıflar mücadelesini. Şimdi Kemalizmin iki yönü var bu noktada. Bir ulusal kurtuluşçuluk ve anti-emperyalistlik noktasında ilericiliği. Ama sınıflar meselesine geldiğinde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Yani Kemalizmin kendi tarihsel bağlamı içerisinde. O konuda sınıflar var diyorsunuz. Sınıf var konusu da tartışılıyor. Var sınıf var. Bugün sınıf. Tartıştığımız ama konu ama bugün tartıştığımız konu aslında tam da bu değil diye düşünüyorum. Neden hayır. Bu değil biliyor musun? Sorunumuz bu değil. Şimdi sorunumuzun bu olmadığını bu, bilerek ben söylüyorum. Ben onu daha sonra tartışılacağını, elbette ki sorunumuz. Dünyada hep var olacağını, var olmaya devam ettiğini bunları biliyorum ama şu anda bizim ülkemiz için temel mesele ne? Temel mesele ne biliyor musunuz? Hep birlikte yaşayacağımız barış içinde, tamam. Özgürlükçü, demokratik bir cumhuriyet. Bunun adına... Şimdi kamuculuk dediniz, devletçilik. Burada bir sorun yok. Senin söylediğinde bir sorun yok. Hani şey açısından söylüyorum. Hocam bunlara uygun bir zamanda konuşalım. Yani Kemalizm nasıl doğdu, nasıl gelişti, ne manası, ne manaya geldi, hangi tarihsel konjonktürde ortaya çıktı. Bugün gerçekten Kemalizm var mı? Yoksa eskide mi kaldı? Yani öyle o süreci zaten ben biraz önceki konuşmamda söyledim. Şimdi şöyle. Mustafa Kemal'in kadroları
daha sonra değiştirildi. Hı hı. Onu ifade edin. O değiştirilme nedeni de dedim ya, İsmet Paşa'nın eski kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldıralım şeyi. Ama bir ödün verdiğin zaman, özellikle laiklikten ödün verdiğin zaman, efendim söyleyin. Çorap sokuyor gibi. Çorap 1949'daki başbakanı kimdir? Şemsettin Yunan. 46'da. 49'da. 49'da. Nedir o tarihçi ya? Günaltay. Şemsettin Günaltay. Evet. Şemsettin Günaltay'ı şeye getiriyor. Efendim söyleyin de başbakanlığa. Yani şey verdin mi, ödün verdin mi oraya kadar getiriyor. Şemsettin Günaltay nerelerde yetişmiştir biliyorsunuz, yapısını biliyorsunuz. Yani bir cemaatçiye kadar şey süreci getiriyor. Yani şey verdiniz mi, ödün verdiniz mi? 50'den sonraki ödünler de malum. Efendim Menderes cemaatlerin gücünü öğrenince onların önünü açtı biliyorsunuz. Süreç buralara kadar geldi. Hocam ben o zaman şöyle söyleyeyim yani hep söylenir bu özellikle 50-60 dönem Menderes döneminden bahsedilir. Türkiye'nin emperyalist ilişkilerinden bahsedilir. Türkiye'nin eksen değişiminden bahsedilir. Oysa bunun kökeni 40'da 50'dir bana göre. Yani, 40'da 50'dir ve İnönü'nün iktidar, İnönü'nün cumhurbaşkanlığı olduğu dönemdir. O iktidarlardır. Demin senin bahsettiğin Şevket Süreyyar, işte Nazımlar diye onlarca aynen bu yurt dışına kaçtılar.